Herkese günaydın, mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Biliyorsunuz dün bir yeni ayımız vardı. Bugün ise Satürn ve Venüs'ün kavuşması var. Astrolog Hülya Hanım bizimle olacak. Hülya Nida Hanım, başlıyoruz. Ekran başına herkes. Herkese merhaba diyorum tekrardan. Hülya Nida Şahin bizimle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Dün yeni ayı konuştuk aslında. Başka bir astrolog arkadaşımız vardı. Bugün ise Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesini konuşacağız. Ama öncelikle gökyüzünde bugün bir hareket var. Bu da Satürn ve Venüs'ün kavuşması oluyor. Satürn ve Venüs'ün kavuşması bugün bizim için ne ifade ediyor? Önce bu konuyla başlamak istiyorum. Evet, bir astrologla konuşuyor olmak çok daha muhteşem benim için. Çok teşekkürler. Şimdi evet, dün Kova burcunda bir yeni ay oldu ve biz yeni ayları, dolunayları bir hafta öncesinden ve bir hafta sonrasından hissetmeye başlıyoruz. Bu yeni ayın kıpır kıpır enerjisini, sıra dışı, bazı fikirlerin ani olarak aklımıza gelişini ve uygulama konusunda da aceleciliğimiz konusunda biraz dikkat demiştim. Çünkü Mars, yani hareketi temsil eden gezegenle de güzel bir açısı var. Şimdi bu kadar hareketli bir yeni ay, bu kadar böyle marjinal, orijinal, cesaret veren bir yeni aydan sonra bugün de zorlukları, karmayı, üzerimizde baskıyı ve bizi kendimize çok sorgulatan Satürn'le İlişkiyi, aşkı, parayı anlatan Venüs kavuşuyor. Sanırım 28 derecede kavuşuyordu. Zorlu bir derece mi acaba? 28 sanırım zorlu veya kritik olabilir mi? 29 biraz daha analitik ama 28 derecenin yanında her ikisi de şimdi birisi kötücül, birisi iyicil. Evet. Ve bugün pazar. Dolayısıyla ilişkiler bizim için ev içerisindeki anne çocuk ilişkisi, eş ilişkisi, flört ilişkisi, bir hafta sonu gezmekle ilgili ilişkiler önemli. Bu ilişki çerçevesinde bugün aslında gerçekten çok güzel bir konuyla başladın. Çünkü ilişkilerde biraz takıntılar. Benim dediğim, senin dediğin. Bir türlü karşılıklı sohbetten hoşnut olamama, empati kuramama, birbirimizi anlayamama ve bir heyecan varken, bir şeyleri paylaşma ihtiyacı varken Venüs Kova'da, hani gel şimdiki gel, ne bileyim, daha böyle teknik, bilimsel, sanat, oturup televizyon seyredelim, video seyredelim gibi derken Satürn'ün de orada o da değil, bu da değil, şu da değil gibi. Kısıtlayacak. Evet, yani ilişkilerde biraz kısıtlama enerjisi var. Bir yeni ayında bir üzerimizde hadi bir şeyleri başlatalım, bir an önce bir şey olsun bitsin gibi durumlar var. Yani aslında bugün özellikle bir takım ilişkilerde tamam ya da devam kararı verilebilir. Eyvah, o zaman. Evet. Ama yalnız sevgili Dilek, verilirse eğer bu ilişki gider. Çünkü sağlam bir temele atılıyor. Satürn olduğu için sanırım. Satürn olduğu için. Sağlam bir temele ve aynı zamanda birçok planlamayı da yapmak ve uzun vadede bunu uygulamak için de güzel bir enerji veriyor. O zaman bugün herkes sevdiğini söylesin mi diyelim? Ya evet, bugün herkes aslında sevdiğini... Bir ilişki başlatmak için o zaman uygun bir zaman dilimi aynı zamanda. Tabii. Aa, süper. Kesinlikle bir ilişki başlatmak, tanışmalar, işte bunun adını koymak, aileye açıklamak gibi. Hani bugün için net tarihleri belirlemek için güzel. Ama neyi beklememeliyiz? Hani yani bir bu iş devamı tamam mı? Bittiyse bitti. Onun da devamı gelmez. Hani nasıl başlayan şeye çok sağlam bir temele oturarak ilerliyorsa biten şey de kesin ve net biter. Kati biter. Ve biraz böyle mantık ve farklı bir bakış açısı. Biraz böyle derinlik ve empati, duygusal bir paylaşım olamaz. Bunu bugün beklememek ama ileriye yönelik uzun süre bir flörtten sonra hadi bunun adını koyalımla ilgili gerçekten de çok güzel bir gün. Güzel bir etkiler o zaman. Hem de dün yani bir yeni ay da gerçekleşti. Onun üzerine bugün de Satürn ve Venüs'ün kavuşmasıyla beraber büyüyecek mi? Evet, aynen öyle, güzel karmalar ortaya belki çıkabilir diyelim. Tabii Satürn karmadı yani sonuçta. Satürn aynı zamanda karmanın efendisi. İlişkiyi dönüştürmek, farklı bakış açısı, farklı bir vizyon getirmek, burada karşılıklı uyumu,
bizi dinleyen sevgili izleyiciler için, dinlemeyenler de birbirlerine söyleyerek dinlemeleri için çok avantaj olarak kullanılacak bir gün. Yani gökyüzü aslında her şeyi böyle, sevgili izleyenler şunu bekleyebiliyor. Yani hepimizi mi etkiliyor? Evet, yani şu anda bu gökyüzü yeni aylar, dolunaylar hepimizi etkiliyor. Ve doğum haritamızda Kova burcu neredeyse oraya etkiliyor. Ama bugün daha çok yoğun olarak ilişkiler. Bu iş ilişkisi de olabilir. Yarın için işimize gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Tamam mı, devam mı? Veya bir sözleşme imzalayacağız veya bir statü değişimi var. Tüm bu konularla ilgili aslında güzel büyümeler söz konusu. Ha, zorluklar var mı? Var. Ama bu zorlukları da konuştuk. Yani inat, kuru kuru bir inat, dediğim dedik olmamak. Hani sırf sıra dışı ve sırf uçlarda olmak adına, hani bir köşede böyle oturup deyip gözlemde kalmamak. Biraz kontrolsüz zihinsel hareketler var. Yani burayı bir kontrol ediyor olmak bence daha avantaj getirebilir. O zaman güzel haberler aldık diyelim. Evet evet, ben bugün güzel haberlerle geldim. Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesini peki? Jüpiter'in Boğa burcuna bir geçişi var. Bunun etkileri peki bizim üzerimizde ne olabilir? Şimdi 2023'te çok gezegen hareketleri var. Sen de biliyorsun Dilek. Evet. Ve bu kolektifi de etkiliyor. Çünkü Plüton da Kova burcuna geçiyor. İşte Satürn Balık burcuna geçiyor. Ve 16 Mayıs'ta da Jüpiter Boğa burcuna geçiyor. Şimdi bu 2023'ün ikinci yarısı ilk yarısına göre çok farklı olacak. Yani Mayıs ayına kadar özellikle Şubat ve Mart ayında biraz gökyüzündeki kaos ve bize yansıttığı enerjiler biraz gerilimli, biraz sıra dışı, biraz alışılmadığın dışında olacak. Bu çok net. Hiç beklemediğimiz yerden gelecek. Biraz sınırlarımız, sınırsızlıklarımızı fark edeceğiz. Tüm gökyüzündeki hareketler. Özetin özetini anlatıyorum. Süremiz kısıtlı olduğu için. Asıl tatlı haberler. Evet, Jüpiter bolluğu, bereketi, şansı, iyiliği, ruhsal olarak derinliğimizi, maneviyatı, ahlak anlatan ve aslında biz astroloji öğrenirken bize böyle şey demişti ilk etapta. Bu doğum haritamızın Noel babası çocuklar. Yani evet, ama Noel çok baba tatlı. Gibi. Noel baba gibi çalışır. Jüpiter. Fakat ben daha sonra ilerledikçe, biraz daha konuda derinleştikçe, evet bu kadar güzel şeyler getiriyor ama olanı da çok büyütüyor. Yani bir insanın işte bir şeyde olan durumundan biraz daha fazla bir şeylerin olması, hayatının o alanda genişlemesi, kişiye bakış açısı, derinlik ve bunu kontrol etmekte de problem getirir. Şimdi bunun da üstünde duracağım. Evet, Jüpiter bolluğu, bereketi, şansı ve haritamızın Noel babası Boğa burcuna geçiyor. Boğa nededir? Boğa olayları daha somutlaştırmaktır. İşte fikirleri, şimdi Jüpiter Koç'taydı. Bol bol onu yapalım, şunu yapalım işte. Fikirler değiştirelim. Fikir değişiyor, başladığımız işi bitiremiyoruz. Çok bir cesaret geliyor. Başlıyoruz ve sonra bunu ertesi günü unutuyoruz. Ve çok seçenekli, çok olasılıklar içerisinde hareket ettirdi bize. Ve 16 Mayıs'a kadar ittirmeye devam edecek. Şimdi Jüpiter Boğa diyecek ki, hadi seç bakalım birisini. Yani sen ne düşündüysen, bu hayatla ilgili nereden maddi ve manevi bolluk ve bereket istiyorsan, lütfen bu alanda sabitlen ve bu alanda bunu artık görünür hale, daha somut hale getir diyecek. Aslında bu Mayıs'tan sonra senenin ikinci yarısı Jüpiter Boğa'da gökyüzünden bize yardım geliyor. Çok güzel. Buna ihtiyacımız vardı değil mi? Gerçekten vardı, evet. 2020'den beri çok zorlanıyoruz. Kesinlikle. Gökyüzünü iyi anlarsak, doğum haritamızı da iyi öğrenirsek onu kullanabiliriz. Yani doğum haritamız değişmez. Evet, bir kere öğrenmeleri herkes için yeterli olacaktır. Hani ben de buradan hep bunu söylüyorum. Doğum haritasına transit dışında eğer hani öngörü istemiyorsanız bir kere baktırmanız yeterli. En azından gezegenleriniz hangi eve düşüyor? O burçlar hangi eve düşüyor? Siz hangi enerjiler etkisindesiniz? Bunları bilirseniz bu yorumları aslında çok daha iyi bir şekilde analiz edersiniz diye söyleyebiliriz. Ama bu genel tabii ki hani etkiler. Biraz sonra burçları da Hülya Nida Hanım'dan alacağız. Onları da tek tek size anlatmış olacak. Evet, burç anlatacağım. Jüpiter'in Boğa burcunda geçmesi, hani biz burcumuzu bilmiyorsak, çoğu kişinin doğum tarihi bile belli olmuyor. Doğum saati belli olmuyor. Ama 2023'te
öylesine biraz önce söylediğim gibi gezegen geçişleri var ve tüm kolektifi etkileyen etkiler bunlar ve biz bir şekilde hiçbir şeyi bilmesek de etkileniyor olacağız. İyi evet. mi kötü mü? Biraz önce senin dediğin gibi doğum haritamızı bilmekle alakalı. Bana mesela şöyle konuda danışmanlığa geldikleri zaman ben nasıl etkileneceğim? Yani sen kendini bildiğin kadar etkileneceksin diyorum. Gelecekle ilgili olan kısımda biraz çekimser davranıyorum. Çünkü kendini bilmezsen haritanı da yönetemezsin. Evet. Ama haritanı bilirsen, kendini anlarsan, içsel olarak dönüşümü yaşarsan dışarıda da bu değişimi yaratabilirsin. Oturduğun yerde işte benim çok maddi olarak gücüm olsun, şu ilişki gelsin, hepimiz bunların içsel niyetleri, her şey iyi olsun. Ama kötü olmadan biz iyi bilemeyiz. Ve kötüyü de nasıl kontrol edeceğimizi bilmek, gene ben doğum haritamızı bilmekten geçtiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Doğum haritası çünkü benim hayatımı 12 yıl önce 180 derece değiştirdi. Yani burçlardan ibaret değiliz biz. Burçlar bizim başımıza bir şey getirmiyor. Biz onları anladığımız zaman kendi başımıza iyilikleri ve kötülükleri getiriyoruz. Seçimle ilgili olan daha bilinçli bir duruma geçiyoruz. Şimdi biraz önce söyledim, Jüpiter Boğa burcunda bir takım şeyleri genişletiyor, büyütüyor. O alana bolluğu, bereketi getiriyor ve her şey kalıcı oluyor. Biraz sonra burçlara göre anlattığım zaman bunun olumsuz tarafı da olacak. Çünkü o alan büyüyor. Büyüyor, evet. Hangi eve düşerse aslında oradaki enerji büyüyor. Tabii. Büyüyen şeyi kontrol edemeyiz. Yani bir anda yavaş yavaş da değil. Mayıs'tan sonra tak Jüpiter Boğa'ya burcuna, Koç'tan geçtikten sonra ya o zamana kadar biz şunu yapabiliriz. Hayatımızda neyi kalıcı olarak istiyoruz? Biz hangi işi yapmak istiyoruz? Sen de duyuyorsundur, işte bu kadar çalışıyorum, bu kadar çabalıyorum, bu kadar emek veriyorum, hakkını alamıyorum. Alamıyorum, evet. Çünkü belki de istediğin ve sevdiğin iş de değilsindir. Belki de gitmen gereken yol o değil. Değil mi? Gitmen gereken yol o değil. Haritamızda yeteneklerimiz de var, değil mi? Kesinlikle. Yani hiç ummadığın yerden, hiç ummadığın kendinle alakalı bir yetenek oluyor. Tut ki ben yani alt eğitimim psikoloji ama bunun üstüne astrolog bana olacaksın deseler bundan 20 yıl önce imkan ihtimal dahilinde inanmazdım ama yolum buymuş. Çok güzel bir yol gerçekten. Ben de 2 yıl önce böyle tanıştım astrolojiyle ve gerçekten beni besleyen bir alan. Elimden geldiğince de zaten çevremde arkadaşlarıma haritasını anlatmaya çalışıyorum ben de. En azından kendilerini bilmeleri için onlara da bir şekilde benim belki yardımcı olmam gerekiyor. Sizlerle beraber işte bu yayınları yapıyoruz. İnsanlara da gökyüzünün hareketlerini anlatıyoruz bu şekilde. Emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah birçok insana, birçok kişiye ulaşır, birçok dokunuşlar yaparız. İnşallah. Çünkü farkındalık anda olur. Hani buradan çıkan bir kelime ki işte böyle ampul gibi tık bir şey yanar. Yıllardır uğraştığı şeye cevap olabilir. Evet. Yani farkındalığı öyle gidip hani böyle günlerce meditasyonlar, günlerce bir yerlere kapanıp aramak değil de farkındalık anda olur. Hep ben bunu söylerim. Anda oluyorsa oluyor, olmuyorsa daha zamanı vardır muhtemelen diye düşünüyorum. Evet. Şimdi 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçecek. Tarihler içerisinde bazen böyle o kadar çok geçişler var ki şöyle notlarıma baktığım zaman yardım geliyor ve senenin ikinci yarısı ilk yarısına göre bambaşka olacağından bahsetmiştim. 4 Eylül'de Jüpiter retroya geçecek. 1 Ocak 2024'e kadar ve 16 Mayıs'ta retroya geçecek. 1 Ocak'ta düze geçecek ve ardından da 26 Nisan 2024'e kadar da Jüpiter Boğa burcundaki sürecini devam ettirecek. Şimdi bu 4 Eylül'den Ocak ayına kadar Jüpiter'in Boğa burcundaki retroya geçişinin bile çok önemli etkileri var. Eğer sen burada bu konuyla ilgili maddi manevi veriler, maddi manevi yatırımlar ve bu alanı görünür hale getirmediysen bir şeyleri gözden kaçırmışsındır ve dolayısıyla ben burada bu konuyla ilgili geri gidiyorum. Aslında geri gitmiyor da biz buradan öyle görüyoruz. Ve sen bu alanı bir daha gözden geçir diyecek. Son şansın diyecek belki evet, de. Evet. Evet, sen burada neyi atlıyorsun? Çünkü şimdi bir boğa burcu dediğimiz zaman
inat, takıntı. Sabit fikirlilik. Sabit fikirlilik. Evet, ağırkanlılık. Bırakmama. Bir şeye yapışma ve bırakmama. Benim doğrularım var deme. Ve aynı zamanda bu kadar fırsatlar zinciri etrafımızda dolanıyorken hayır, çok sağlam ilerleme. Yani ben burada konforuma o kadar iyi alıştım. 3 ise 3. Ben 4 için adım atamam da diyebilir. Muhtemelen, çok riskli bak. Muhtemelen diyebilir zaten. Yani eğer konuda boğa varsam. Tabii tabii, doğum haritamızda ben şimdi yükselen burçlara göre özellikle anlatacağım. Tamam, burçları da alalım hemen. Biraz ne kadar sonra kaldı süremiz? Sanırım 10 dakikamız var. Ay, ne kadar hızlı geçiyor o zaman. Pardon, 5 dakikamız varmış. Evet, hemen burçları alalım. Hemen. Tamam. Yükselenlere göre dinlemeleri gerekiyor. Tamam, o şekilde yapalım. Yükselen koç burçları, maddi, manevi, bolluğun, bereketin ve para kaynaklarınla gelir gideri çok çok iyi dengelemesi gerekiyor. Yani kaç lira kazanıyorum, ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor. Bu yılın en şanslı burcu koç ve para kaynaklarına gerçekten en dikkat etmesi gereken burçlardan bir tanesi. Boğa zaten sahnede olan onlar. Evet. İlk etapta kilo almaya dikkat. Kendinle ilgili birçok değişimler ve değişiklikler ve harekete geçmesi konusunda en motivasyonu yüksek olması gereken sahnede olan sevgili boğaların hayatına dair vereceği birçok radikal kararlar var. İkizlerin biraz daha manevi, içsel, ruhsal, bir takım böyle hani kişisel gelişimle ilgili desteklere ihtiyacı varsa biraz böyle inzivaya çekilip kendi ruhsal ve manevi doygunluğuna ulaşma adına yatırım yapacağı bir yıl olacak. Ve gizli düşmanları ortaya çıkacak sevgili ikizlerin ve aynı zamanda da koruyucu bir el koruyor olacak onları. Sevgili yükselen yengeçlerin sosyal çevresi değişecek, arkadaşlıkları değişecek. Biraz daha sosyal, biraz daha STK, biraz daha böyle sosyal çevresinde girişken ve yaptığı herhangi bir eylem veya durum varsa sosyal ve toplumsal görünür ve büyüyor olacak. Ama seçmesi gerekiyor ve hep bütün burçlarda da harekete geçmesi karar gerekiyor. Zamanı, evet, için. Karar. Aslanlar kariyer alanında en şanslı burçlardan senenin ikinci yarısından sonra. Yükselenim aslan. Çok yoruldular. Kariyer hayatınla ilgili sınırların belirlendiği seçim ve yaptığı işin sağlam ve büyümesiyle ilgili kariyer anlamında şanslı burçlardan bir tanesi. Başaklar yurt dışı için, eğitim için, akademik kariyer için fırsatlarla dolu bir senenin ikinci yarısı olacak. Mahkeme, hukuk gibi konularda çözünürlükler, açılımlar, miras gibi, alım-satım gibi konularda yükselen teraziler şanslı olacak. Bunun yanında yükselen terazilerin bir takım böyle üstü saklı kalmış, üstü örtülmüş bir takım borçlar da karşısına çıkabilir. Burada hani vergi borcu, bilmem kaç senesinin bilmem ne borcu gibi oraya bir dikkat etmesi gerekiyor. Akrepler ilişki, aşk, evlilik ve ortaklık alanında gene şanslı ve sınırlarını aşma konusunda da seçenekleri gene olacak hayatında. Yay burçları, yükselen yayların sağlığına biraz dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü onlar çok çalışmaya, bir takım böyle günlük sabah kalk akşama kadar koştur koştur çok alışık değiller. Biraz özgür olmayı seven burçlardan bir tanesi. Ama biraz böyle çalışmak, disiplinli olmak, günlük planlamalarını yapmak yay burçları için önemli olacak. Tüm bunlar olurken de sağlıkla ilgili dikkat etmesi gereken durumlar var. Oğlaklar bu yıl aşkta yüzü gülecek olan burçlardan bir tanesi. Yükselen oğlaklar ve sanatsal, işte bir takım yatırımlar, şans oyunları gibi gibi konularda çok böyle yarınını bilmek ister oğlaklar ama bilmeden ilerleyebilmenin getirdiği huzuru yaşayacaklar, risk alacaklar. Sevgili kovalar, ev, aile, yuva konularında taşınma, yer değiştirme, evlilik, alım, satım bu konularla ilgili toprak ve ev alım satım konusunda şanslı olan burçlardan bir tanesi olacak. Ve balıklar, bol bol telefonu çalacak, bol bol seyahat edecek. Aman Allah'ım. Severler zaten, bol bol gezecekler. Belki yazarlık, belki işte bir takım böyle iletişim, belki telekomünikasyon konusunda yapmak istedikleri vardır. Bu konuyla ilgili balıklar, tamam ben burada bu işi yapıyorum gibi kararlar alacak.
5 dakikaya sığdırdık mı? Harika oldu. Hepsi yetti. Hülya Nida Hanım, ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü. Kısa bir ara, ardından tekrardan buradayız. Tekrardan merhaba diyorum. Sevgili Yusuf Özden bizimle. Spor eğitmeni ve akademisyen kendisi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Bugün spor konusunu konuşacağız. Evet, sporda doğru bilinen yanlışlar nedir? Pilates nedir? Veya kilo vermek için neler yapmak gerekir? Bu bilgilerin hepsini bugün senden İnşallah, alacağız. Evet. Öncelikle ben şunu merak ediyorum. Sağlıklı olmak istiyorum. Ama hangi böyle spor dalına başlamalıyım? Ben ne yapmalıyım? Soruları muhtemelen çok geliyordur. Bunun için ne yapmaları gerekiyor? Doğru olan branşı seçmeleri için. Şimdi şöyle, kişi bize geldiği zaman problem nedir? Buna bakıyoruz. Yani kişinin yağ oranı mı yüksek, duruş bozukluğu mu var, herhangi bir metabolik sendromu var mı? Baştan bir test yapıyoruz. Neye ihtiyacı varsa o branşı yönlendirmeye çalışıyoruz ki doğrusu bu. Zamandan kazanması açısından. Mesela örnek verelim, yağ oranı yüksek biri geliyor diyelim. Bu kişiye pilates yaptırdığınızda pilates antrenman modeli yağ yakımı çok efektif olmayan bir model olduğu için pilatesten ziyade metabolik bir antrenman, yani yağ yakımına yönelik bir antrenman tavsiye ediyoruz. Daha böyle hareketli olan. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Koşmak falan, vurmak. O nabzının çıktığı, evet, terlediği antrenman modelleri. Çünkü pilateste dediğim gibi yağ yakımı çok efektif değil. Onun dışında doğru yönlendirmeyle zaten kişi daha hızlı sonuç alıyor. Mesela seni örnek alalım. Tamam. Yağ oranımız gayet düşük. Muhtemelen öyledir ama belki de artmıştır. Hiç bilmiyorum. Testlerle bakılır o. Problem değil. Düşüktü aslında benim. Yani benim boy ve kiloma göre yağ oranım olduğundan çok böyle düşüktü. Bundan 4-5 yıl öncesinde. Evet. Mesela yağ dokusu düşük bir hanımefendi veya beyefendi geldiğinde pilates yapabiliyor. Çünkü onun genelde problemi kas dokusunda oluyor. Duruş bozukluğunu giderebiliyor, esnekliğini artırıyor. Yani yağ dokusu aslında neye ihtiyacınız varsa bu doğru yönlendirmeye doğru orantılı bir şey. Yani yağ dokusu yüksek bir kişi pilates yapmak istiyorum dediğinde illa sen gel pilates yap değil de bakın size bu antrenman modelini yaparsanız daha sağlıklı olacak sizin vücudunuzda demek daha doğru. Çünkü kişiye hem zaman kazandırmış olursunuz hem sağlığını daha hızlı kavuşmasını sağlamış olursunuz. Peki yağ oranı diyelim ki kişinin yüksek ve pilates yapıyor. Evet. Hani zayıflaması konusunda yardımcı olur mu o kişiye pilates yapması? Şöyle olur. İlla pilates yapmak istiyorum diyorsa kalori açığı yaratması gerekir. Yani beslenme programının çok doğru ve uzman yardımıyla yapması gerekir. Beslenmeden kalori açığı yaratırsa pilatesle beraber kas dokusu artışıyla beraber metabolizmamız hızlanacaktır ve kilo vermeye devam edecektir. Ama şöyle tavsiye edebilirim. Atıyorum haftada 3 gün kilolu bir kişi pilates yapıyor. Bu kişi haftada 2 gün böyle ortalama bir hesaplanan bir nabız aralığında koşmak değil de hızlı tempoda yürüyüş, yani onun vücuduna göre hesaplanan bir nabız aralığında hızlı tempo yürüyüşle pilatesi ek yaparsa çok daha sağlıklı olur. Ama yine her türlü diyorsunuz aslında hani o kalp atışını hızlandıracak bir hani böyle spor ihtiyacı var. Aynen. Peki yavaş böyle yürümek hani etki yaratıyor mu? Normal böyle çıktınız böyle dolanıyorsunuz mesela. Hani bu hani böyle kilo vermede veya böyle spor yapmada yardımcı oluyor mu? İlla ki böyle tempolu mu koşmak gerekiyor, böyle yürümek gerekiyor? Şimdi kişinin yaşına göre hesaplanan bir formül vardır. Yağ yakım nabız aralığını buluruz biz kişide. Bu yaşına göre değişir. Karbonhem formüldür ismi aslında. Eğitmen arkadaşlar da bilir bunu. Kişinin nabız aralığı hesaplandığında, bu nabız aralığında kardiyovasküler bir egzersiz yapıldığında yağ yakımı efektif oluyor. Mesela ben şunu da çok görüyorum. Yavaş yavaş yürüyor kişi. Çok da genç yaşı mesela. Kilosu var. Tamam, yardımcı olur ama ona böyle o nabız aralığında hesaplayıp yaptırdığımızda bu antrenman metodunun çok çok daha etkili oluyor. Hem zamandan kazanmış oluyor hem daha sağlıklı bir kardiyovasküler sistem gelişimi oluyor. Yani kalp damar sağlığı gelişimi oluyor. O yüzden tavsiyem doğru bir eğitmenle doğru tavsiye alarak sporu yapmalı. Çünkü spor tamamen kişiye göre değişen bir şey. Değişen bir şey. Aslında yani çok yanlış yapılmıyor mu peki sporlar? Maalesef.
Burada işte eğitim eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum şahsen ben. Yani burada doğru yönlendirme, spor çok önemli. Çünkü sağlığımızı geliştirdiğimiz... Kas yırtılmaları falan da olabiliyor. Çok hani kesinlikle. Yanlış bir hareketlerde mesela hani böyle sakatlanma da yaşayabilir kişi. Muhakkak. Yani doğru antrenör seçimi işte burada çok evet. önemli. Yani basit gibi gözükse de aslında hiç basit değil. Yani sağlık işin içine giriyor. Kesinlikle. Yani sakatlık olduğu zaman düşünsenize spor hayatını sekteye uğruyor. Yani sporu biz niye yapıyoruz? Bu vücudumuzu çok daha uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanalım, sağlıklı bir şekilde yaşayalım diye yapıyoruz. Yani sporun niye aslında bu mental olarak insanlara aşılanması gereken şey bu. Estetik kaygıyı bir kenara bırakıp insanların şuna odaklanması lazım. Ben düzgün beslenerek iç organlarımın sağlığını yerine getiriyorum. Spor yaparak da kalp damar sağlığımı varsa fazla yağ oranımı düzeltiyorum. Duruş bozukluğum varsa düzeltiyorum. Bunları düşünerek spor yaparsak bence mental olarak daha farklı bakarız bu olaya. Çünkü herkes bir şekilde spor yapmaya çalışıyor ama ne kadarı doğru yapıyor, ne kadar doğru antrenman modelini seçiyor. Burada maalesef ülkemiz çok fazla doğru yönlendirildiğini ben göremiyorum. Buradan tabii antrenör arkadaşlara da mesaj olsun. Onların da çok önemli. Doğru yönlendirme çok önemli. Zaten eğitim fakülteleri var, spor akademileri var. Buradan yetişen öğrencilerimiz gayet doğru şekilde büyük kulüplerde çalışarak doğru yönlendirmeleri yapabildiğini görebiliyorum. Bu iş tamamıyla eğitimle doğru orantılı. Peki iyi. Evde spor yapmak doğru mu? Yani aslında hani böyle uygulamalar var. Orada mesela hani bu indiriliyor. Aha. Orada mesela hani evde yapılacak olan hareketleri mesela gösteriyorlar hmm. bize. Hiç bilinçsiz bir şekilde mesela ısınmadınız. Hani direkt odaya girdiniz. Evet. Uygulamayı açtınız, hemen hareketleri yapmaya başladınız. Bu doğru mu ya da öncesinde evde spor yaparken ne yapılması gerekiyor? Kişinin antrenman geçmişi yoksa bence evde... Yok diyelim. Evet, evde program yapması bence riskli. Çünkü videoda izlediğiniz hareketin doğru formda yapmak çok kolay değil. Ve tabii antrenman geçmişi yoksa bu kişinin tamamıyla bir test yapılması gerekiyor bir kere. Yani o volümlü bir antrenman yapıyorsa mesela, yüksek nabızlı bir antrenman yapıyorsa... Allah korusun bir aritmi, bir ritim bozukluğu varsa kalbinde çarpıntıya neden olabilir. Yani varsa bir metabolik sendromu daha kötüye gidebilir. Hmm. Yani kişinin bir uzman spor eğitmeninden ya da hekimden onay alması gerekir. Yani bir program uygulanacaksa ve antrenman geçmişi yoksa kesinlikle ve kesinlikle uzman hekim ve uzman spor eğitmeninden onay alınması gerekir. Riskli bir durum diyorsunuz kesinlikle. Aslında evde spor yapmak. Aslında zaten, çok hani masum duruyor ama hani evet. evde yapılan o hani bacak hareketleri, böyle kol hareketleri, evet, evet. işte esneme hareketleri mesela. Ama esneme hareketleri de mi problem yaratır? Özellikle soğuk kas gruplarında yapılan böyle esneme hareketleri, soğuk vücuda yapılan esneme hareketleri çok riskli. Yani ısınmadan mı demek istiyorsunuz? Isınmadan tabii ki. Yani önce bir ısınma, warm up dediğimiz böyle antrenman öncesi bir ısınma vardır. Bütün eklemleri ısıtırız. Bunun akabinde vücut antrenmana hazır olur. Bir dönem hatta şöyle bir durum vardı. İnsanlar videolardan böyle pilates yapıyordu. Videoları izleyip. İşte evet, hani isim vermeyelim ama böyle bir popüler bir videolar vardı. O dönem mesela çok fazla insan bel ve boyun fıtığı oldu. Sonra fizyoterapiste gittiler. Sonra doktor geziler, fizyoterapistler vesaire vesaire. Zaten düşünsenize fıtık olduğunuz zaman hareket kabiliyetiniz tabii bunun seviyesine göre değişir ama hareket kabiliyetiniz düşüyor. Ameliyat bile hani bir gerekebilir. Tabii ileri seviyeleri cerrahi operasyon gerekir tabii. Yani çok masum başlayan bir şey aslında kesin, ameliyata kadar gidebiliyor bravo, o zaman. Bravo bravo. Evde yaptığınız sadece yanlış bir egzersizden dolayı, videoda gördüğünüz bir yanlış bir egzersizden dolayı spor hayatınız, sağlığınız sekteye uğruyor. Bırakın spor hayatınızı. Yani bu çok tehlikeli bir durum. Evde hani bir spor yapacaklar için yani koşmak daha mantıklı veya hani böyle tempolu yürümek daha mı mantıklı? Bence danışmanlık alabilirler. Yani alamayanlar için diyelim ki işte maddi durumu iyi değil Hı-hı. diyelim ki kişinin Hı-hı. ama kilolu. Spor yapmak istiyor. Ne yapması gerekiyor bu kişinin? Bununla alakalı çok basic videolar var aslında internette. Önce bunları dinleyip okuyup da ya illa birinden danışmanlık durumları yoksa almayabilirler. Yani sosyal medyada ve şeyde var. YouTube'da var bunlar. En fazla videolar. O zaman böyle şeyler yapılıyor. Başka evet. şansı yok diyorsunuz. Ya muhakkak çevresinde bir spor hocası vardır. Yani temel şeyleri öğrenmesi bile başlangıç için çok yeterli olacak. Ya bu pilatesle de alakalı mesela bu konuyla bağlantılı şey var. Hep en çok aldığımız sorulardan biri. Pilates boy uzatır mı o mu? Boy uzatır var. Bir de şey var. Bel ve boynum ağrıyor. Sürekli oturuyorum. Masa başında çalışmak zorundayım kısmı var. Bence bu konuya da değinelim.
Lütfen. Bununla masa başında olarak yapılacak hani bir hareketlerimiz var mı şu an bize göstereceğiniz? Oturma pozisyonları var tabii ki gösterebileceğim. Ya gösterirseniz önce, o zaman şu tabii, an çok mutlu olurum ben de. Estağfurullah tabii işimiz bu yani. Tamam. Şimdi mesela kişi öncelikle yapması gereken bir ekrana bakıyorsa, atıyorum bir beyaz yaka ofis çalışanı bilgisayara bakıyor her gün, böyle bilgisayarda uğraşıyor. Öncelikle baktığı ekranı göz seviyesine çıkarması gerekiyor. Bu birinci kural. Ya böyle aşağıda olmayacak bilgisayar. Kesinlikle. Omurga şunu istemez. Yani şöyle bir duruşu sürekli, özellikle saatlerce durmasını istemez omurganız bizim. İkincisi, omurgayı stabil tutan, böyle rahatlatan aparatlar vardır. Böyle yastık şeklinde. Evet, omurganın böyle, formunu alır hatta. Gibi. Aynen öyle. Onu böyle bir bel boşluğumuza koyarak, tam doldurarak böyle bilgisayarı göz seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Bu birinci kural. İkinci kural, bir saatten fazla oturmamamız gerekiyor. Alarm kurabiliriz bununla alakalı. Alarmımızı kurup bir saatin akabinde tekrar kalkıp böyle ofiste bir tur atıp şöyle bir stretching, omurga stretchingi, stretchingleri yapıp tekrar oturmamız nasıl gerekiyor. Nasıl onlar peki? Bir gösterir misiniz? Örnek veriyorum. Ne yapacaklar? Omuz arkamı esnetiyorum. Ya şu hareketle mi? Şunu kesinlikle şöyle. Böyle bir 10-15'er saniye. Galiba. Kesinlikle. Aynı şöyle gibi. Mi? Oradan ben de gerçekten dirseğine baskı yap. Şöyle yapacağım. Zaten omuzun arkasını esneteceksin. Böyle. Aynen öyle. Göğüs kafesimizi açalım. Tamam, şu şekilde. Aynen öyle. Oturduğumuz yerde mi yapacağız bunları? Tabii, ayakta tabii, mı yapsınlar? Oturduğun yerde yapabilirsin, ayakta yapabilirsin. No problem, hiç problem değil. Ama bunları sürekli yapılması gerekiyor. Yani atıyorum 2 saat, 3 saat oturduğunu anladığın anda hemen ayağa kalkıp yürüyeceksin ve stretchinglerini yapacaksın. Yani çünkü omurga stabil kaldığı anda ve yanlış oturma pozisyonunda kaldığı anda diskus deriz, disklere yük biniyor. Ve rahat edemiyor omurga aslında, en anlaşılır şekilde anlatmak gerekirse. Bu da zamanla o disklerin yuvalarından çıkmasına sebep oluyor. Bu da sinire baskı yapıyor. Bununla beraber ağrılar başlıyor. O bel boyun ağrıları tabii ki. O bel boyun ağrılarının sebebi o maalesef. Peki yani bacak için var mı böyle hareketler? Otururken böyle nasıl oturmalıyız? Kesinlikle var. Ben bacak hareketlerini ayakta tavsiye ediyorum. Gösterelim. Nasıl oluyor? Şöyle yapalım. Tamam. Ay çok pardon. Pardon. Veya oturarak mı yapalım? Oturarak yapalım. Anlatabilirim. Tamam, olmadı. Anlatabilirim. No problem. Anlatabilirim. Ayak bileğini ayakta durduğumuzu varsayalım. Ayak bileğimizi tutup ön tamam, bacağımızı esnetebiliriz. Gözüküyor değil mi kameramızdan? Da? Gösterebiliyor tamam, muyuz hocam? Evet. Dizimi tutup kalçamın kenarını esnetebilirim. Bunları 10'ar 15'er saniye tekrar koyduktan sonra bileğimi yine arkadan tuttuğumu varsayıyorum, çekiyorum, ön bacağımı esnetiyorum. Hı. Hemen akabinde onu da aynen o şekilde. Aynen öyle. Dizi tutup kalçamın kenar kısmını hissediyorum. Bu oturma kas grupları, oturduğumuz kas gruplarını esnetip yine üst tarafı esnetip şöyle gösterelim onu da. Tamam. Göğüs kafesimi açıyorum, omuz başlarımı esnetiyorum. Zaten bu kifotik yapılar, bu kamburlukların olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de çok fazla oturarak çalışan arkadaşlarımızda gördüğümüz durum. Zaten egzersizin önemi de, en önemli kısmı da burada başlıyor. Kişideki kas dokusunu arttırmanın önemi burada başlıyor. Yani dengeli bir kas grubu, dengeli bir kas grubu sizin bu vücudunuzu, omurganızı çok uzun yıllar kullanmanızı sağlıyor. O yüzden egzersiz yapmak hepimiz için çok önemli. Zorunlu bir hale gelmiyor. Başka çaremiz yok, öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Peki pilates boy uzatır mı? Şöyle pilates, yani herhangi bir boy uzatan hiçbir şey yok. Kişi gelişim sürecini tamamladığında ortalama 21-22 yaşına kadar bayanların gelişimi devam edebiliyor. Ama atıyorum bu kifotik yapılar, yani bu Türkçesi kamburluk gibi duruş bozukluklarında kişi tabii ki omurgası öne doğru eğriliyor. Yani kambur duruyor kişi. Kambur duran bir kişi de tahmin edersiniz biraz da kısa durur. Ama doğru bir pilates metodu izlediğinde omurgası natural hale gireceği için otomatikman boyu uzuyor. Aslında boyun uzaması dedikleri kısım bu. Aslında omurganın daha böyle natural hale gelmesi, evet, daha düzgün hale gelmesi. Tamamen olay omurganın doğal konumuna gelmesi. Doğal konumuna gelmesi. Boyun uzatıyor otomatikman. Anladım. Peki oluyor mu? Hani böyle spor yapıyorum ama kilo veremiyorum. Yapıyorum ama böyle kilo veremiyorum diyenler oluyor konu mu? Tabii tabii. Bununla ilgili onlara neler öneriyorsunuz? Beslenmelerinde mi acaba yanlış bir şey yapıyorlar? Veya yemek yemese bile belki alıyorlardır kilo. Şimdi, olabilir mi? Yani olabiliyor. Kesinlikle. Şimdi şu durumda bir hormon testi rica edilir. Örnek veriyorum, bir Hashimoto dediğimiz bir rahatsızlık var. Bu
benim stüdyoma gelen üyelerde de gözlemliyorum. Çok zor kilo veriyorlar. Çünkü yağ yakıcı hormonlar çok efektif değil vücutta. Çok çalışmıyor. Bununla beraber ilaç takviyesiyle bu hormonların tekrar çalıştırıp tekrar antrenmanla beraber kilo verebiliyorlar. Ama yine normal hormonları çalışan birine göre daha yavaş kilo veriyorlar. Ama yine de vereceklerdir. Sadece burada biraz daha ısrarcı ve sabırlı olmaları gerekiyor. Bu tamamıyla bir sağlık bozukluğudur. Yani hormonlarıyla alakalı bir sıkıntısı vardır. Çok fazla antrenman yapıyorum, doğru besleniyorum, ona rağmen kilo veremiyorum diyorsa çok yüksek ihtimalle bir hormon bozukluğu vardır kişide. Peki beslenmeyle ilgili bir öneriniz olabilir mi ekran başındaki izleyicilerimiz için? Yani şunu yiyin, şunu yapın diyeceğiniz böyle bir formülünüz var mı? Veya doğru beslenme ne şekilde olmalı? Tabii kişiye göre değişecektir ama hani şunlar kesinlikle hani her kişi için aynıdır. Bravo. Diyeceğiniz aynen. Şeyler var mı? Zaten detaylı bir konu bu beslenme uzmanlarının tabii o kişiden kişiye göre değişecektir. Muhakkak. Biz akademilerde beslenme eğitimi alıyoruz. Fakat bir diyetisyen kadar eğitim görmüyoruz açıkçası spor akademilerinde. Tabii ama bir ergojenik yardım eğitimi alıyoruz. Kesinlikle. Şunu tavsiye edebiliriz. Herhangi bir kişi geldiğinde bize herhangi bir sağlık problemi yoksa, yani ona beslenme tavsiyesi vermek yanlış değil bana göre. Ama bir rahatsızlığı varsa, bir metabolik sendrom varsa, atıyorum insülin direnci vardır, kolesterolü vardır. Kesinlikle o bir spor eğitmenin işi değil. Yani ben şunu söylüyorum. Gidin uzman bir diyetisyene, bütün ölçümlerinizi yaptırın, bütün enzimlerinize baktırın. Buna göre size sizin vücudunuza göre bir beslenme programı çıksın diye tavsiyede bulunabiliyoruz. Ama genel olarak beslenme programını biz şöyle tarif ediyoruz sporculara, spor yapan kişilere. Yüksek protein, yüksek lif, kaliteli kompleks karbonhidratlar. Yani bu karbonhidratlar konusu şöyle. Böyle hazır şeyler oluyor. Supplementler mi? Evet, evet. Ha, okey. O çok ayrı bir konu. Onu da bir anlatırsak hemen. Tabii seve seve. Beslenme tablosu şöyle sayalım hemen çok kısa. Kaliteli protein, kaliteli karbonhidrat, kompleks birleşik karbonhidratlar. Lifler ve sağlıklı yağlar. Ve su. Ve tabii ki su. Bravo. Suyumuz bravo aynen. Bravo hocam süpersin. Yani suyu hep içmeliyiz anladım. Kesinlikle. Bunun bir oranı var mı? Yani şu kadar için falan dediğiniz bir nokta oluyor mu? Ya bir tane çok ünlü bir doktor beyefendi bununla alakalı son bir video attı. Hiç daha önce yayınlanmamış bir video. İsmini vermeyelim tabii ama aslında çok fazla su içmenin çok çok faydalı olduğunu düşünmüyor ve bunu verilere dayandırarak anlatıyor. Bu çok uzun bir konu. Bir gün başka vaktimiz olsa detaylı anlatırız. Lütfen tabii isterim. Onu da aynı bir konuda sorduğunuz soru, bir sonraki soru beslenme üzerine neydi? Supplement mi? Supplementler, ek besinler. Supplement, onu da aynen, yanlış söyledim. Aynen. Supplementler hiç kullanmadım ama evet. Kullanılması doğru bir şey mi? Benim de bir deneyimim olmadı bunlarla ilgili. Kesinlikle ya şöyle bir durum var. Supplementler dediğim şey ek besinlerdir aslında. Yani kişi günlük olarak alamadığı protein miktarını alamıyorsa, örnek veriyorum, supplementlerle ek besin olarak toz halinde shake'lara koyarak çalkalayıp içiyorlar. Okey, bunda problem yok ama kişi doğal yollardan yumurtasını, etini yiyorsa, kaliteli karbonhidratlarını tüketiyorsa, sağlıklı yağlarını tüketebiliyorsa, yani alması gereken besin makrolarını alabiliyorsa, supplementleri önermiyoruz. Ama dediğim gibi çok yoğun bir sporcudur. Yani kimyasal olarak geliyor bana aslında bunlar. Tabii yani peynir altı İçerine suyundan yapılıyor. İçerine bakmadım ama hani ne var diye sonuçta hani bir üretim malzemesi bu. Yani şöyle, üretim olan bir şey. Tabii yani üretilen bir şey ama peynir altı suyundan yapılıyor. Ben supplementlerin çok riskli olduğunu düşünmüyorum. Öyle mi? Evet. Yani sizden ilki, daha iyi bilemem ama hani ben kullanmadığım için sadece hani ihtiyacınız bir, olmamıştır muhtemelen belki de sizin. Evet. Yani inşallah da olmaz diyelim olmaz, şöyle. Olmaz. Evet. İhtiyaç, tamamıyla ihtiyaç meselesi zaten bu ek besinler. Yani kişinin alması gereken bir kas dokusunu arttırmak için bir protein miktarı var. Doğal yollardan bunu karşılayamıyor. Veya kilo olamıyor belki de. Belki de. Gainer'lar var mesela protein tozlarının yanında. Karbonhidrat tozu dediğimiz kısımlar. Bunu kullanırlar kilo almak için kişi. Yiyorum kilo alamıyorum ya da yiyemiyorum kilo almak istiyorum ama yiyemiyorum diyor mesela. Gainer kullanabiliyor, kilo alabiliyor. O da toz şeklinde suyla karıştırılıp içiliyor. Peki kilo vermek isteyenler çok daha fazla. Ama evet. Ben kilo almak istiyorum diye size gelenler var mı? Onlar için neler yapılabiliyor? Aslında bu kişiler çok hani az gibi gözükse de yani çok, evet, çok fazla az. Bu işten muzdarip olanlar var. Ve çok hani zor bir şey. Hani bir şey yiyemiyor çünkü. Ve yiyemediği için de
o kiloyu alamıyor. Aslında evet. kilo vermek bana göre çok daha kolay. Çünkü o kişi bir şeyler yiyebiliyor. Onu böyle orantısını böyle sağlayabiliyor. Ama kilo alan kişi yemek yiyemiyor zaten. Evet. Yani geçmiyor boğazından. E bu kişi nasıl şimdi kilo alacak? Ne yapması lazım? Şimdi spor yapsa kalori de kaybedecek. Şöyle. O da var aslında. Onu böyle demiyorlar mı? Hani böyle kalori yakacağım ama ben evet, diye. Şöyle antrenman modeli burada çok önemli. Kişi direnç antrenmanlarına başladığında zaten acıkıyor, gözlemlediğimiz bu. Yani yiyemiyorsa bakın yine supplementler burada işin içine girebilir. İşte burada biraz mecbur. Vitaminler girebilir. Burada acıkacağı için kişi, ben antrenman modeli doğru seçildiğinde, doğru volümde antrenman yapıldığında o kişi bir şekilde iştahı açılacak. Çünkü bir enerji kaybı var. Kas dokusunu artırması gerekiyor. Bu yüzden kesinlikle tüketecektir. Zaten biz sağlıklı vücut tanımını şöyle yapıyoruz. Yeteri kadar kas dokusu, optimum seviyede kas dokusu, optimum seviyede yağ dokusu. Yani bunun sporun da aslında fazlası sarar. Doğru. Örnek veriyorum bize. Haftada kaç kere yapmak gerekir? Bu tamamen spora göre değişir mi? Amacı ve kişiye göre değişen bir durum bu. Yani biz onu şöyle söylüyoruz. Ne amacınız var? Atıyorum kilo vermek istiyorsunuz, yüksek kilonuz var. Kas kütlenizi arttırmak istiyorsunuz. Ortalama haftada 3 gün, 4 gün doğru bir antrenman modeliyle sonuca varabiliyorsunuz. Ama haftada 6 gün çok sevenler var mesela, biliyorsunuz hormon salgılatır spor. İşte bir sürü hormon, sağlık hormonu var, endorfin, bir sürü hormonlar var. Bunları salgılattığı için insan, bazı insanlarda her gün spor yapma isteği uyandırıyor. Bu sefer biz de... Mutluluk sağlatıyor çünkü evet, kişide. Ve bunlar gerçekten agresif spor yapmak istiyorlar. Yani böyle boks sert, gibi mi acaba? Boks var, ağır kilolarla çalışmak var. Burada hoca maddi açıdan değerlendirmeyip sağlık açısından değerlendirmesi gerekiyor bu konuyu. Şöyle yapacak. Fazla antrenman yapmanın, fazla kilolar kaldırmanın da vücutta uzun vadede zarar verdiğini gelen kişiye anlatması gerekiyor. Yani her şeyin fazlası zarar diye çok güzel bir atasözü var. Sporun da fazlası zarar. Bunlar araştırmalara sabit bu arada. Yani her günde antrenman yapmaya da gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Sanırım her haftada 2-3 şey kere yeterli olan. 3 kere, 4 kere. Yani bu vücut geliştirmeci değilse bu arkadaş, yani bir yarışmacı, bir müsabık sporcu değilse, tabii branş sporlarını kenara ayırmak lazım. Bu onların işi. Haftada futbolcu, haftada 5 gün, 6 gün çok ciddi bir kardiyovasküler bir antrenman yapıyor. Onlara bir şey diyemeyiz. Ama sağlık açısından değerlendirdiğimizde, biz çünkü burada konumuz tamam bile insan sağlığı. 3 gün, 4 gün doğru bir beslenme, doğru bir antrenman modeli, tamamen kişiye özel bir antrenman modeliyle mümkün. Ortadan kalkar diyorsunuz. Kesinlikle. Boks eğitmeni, hani boks eğitmenliği de yapıyorsunuz, evet, aynı zamanda. Evet, boks dersleri de veriyoruz. Aynen. Onları da çok merak ediyorum ben. Peki boksun hayatımızdaki yeri nedir? Yani böyle enerjini bir atıyoruz aslında. Kesinlikle. Ama yani alt yapısında yatan, orada bir kilo mu veriyoruz, enerji mi atıyoruz, hani bir hırsımızı mı alıyoruz? Evet. Biz ne yapıyoruz aslında boks yaparken? Çok şey yapıyorsunuz. Çok mu şey yapılıyor? Gerçekten çok böyle böyle sert bir spor olarak geliyor. Bana ki öyle zaten. Bir kaza durumu da ortaya böyle çıkabilir. Tabii ki bilinçli Allah olarak korusun, yapılmazsa, doğru yapılmadığında falan gelirse ya. Kırılabilir yani. Allah korusun tabii. Aynen öyle. Şöyle anlatayım boksu ben. Boks ve kickboksu. Ben antrenman içinde kavruluyorum. Yani kişiye önce benim sağlıklı insan tanımıma giren şey kişinin kas dokusunu arttırmak. Şimdi bu tarz tek taraflı yapılan böyle metabolik treningler, kickboks, boks profesyonel bir şekilde periyodik olarak insan vücuduna, kaslarına yüklenen bir branş olmadığı için, yani bir kas gelişimi süreci profesyonel bir şekilde gözlemlenmediği için egzersizlerle ben bunu kavruluyorum. Yani egzersiz, önce egzersiz yaptırıyorum ilk yarım saat. Akabinde dövüş sporlarını ekliyorum. Yağ yakımı ve kas dokusunu arttırma işini tek seansta çıkartıyoruz. Doğru olan bana bu geliyor. Çünkü dediğim gibi sağlıklı insan tanımını optimum seviyede kas grubu, kuvvetli bir kas grubu ve kas doku artışı. Onun üzerine kickboks, boks. Çünkü aynı zamanda kardiyovasküler bir egzersiz modeli. Yani kalp damar sağlığını geliştiren bir antrenman modeli. Çok faydalı ve en güzeli tabii stres atıyorsunuz böyle İstanbul şartlarında. Bunu tabii denemek istiyorum ama. Seve seve bekleriz. Bunu çok merak ediyorum. Hiçbir deneyimim olmamıştı. Peki boks yapan kişiler için ekstra böyle pilates yapmak, böyle koşmak gibi hani başka spor dallarıyla uğraşmaları zorunlu mu? Hani boks hani yeterli mi hepsi için? Şöyle söyleyebilirim bu konuda. Hangi kasları boks böyle çalıştırır mesela bu? Boks itiş kas grupları, arka kas grupları, ön omuz kas gruplarını çok aktif eden ve kalça kas grubu, tekmelerle özellikle kalça kas grubunu çok aktif eden bir antrenman modeli. Fakat biz şunu tavsiye ediyoruz. Eklemde mobil dediğimiz hareket açıklığı, hareket kabiliyeti çok önemli. Yani hangi branşı yapıyorsanız yapın,
esneklikle kuvvet bir arada olması gerekiyor. Hmm. Yine bu sağlıklı insan vücudu tanımına dahil olan bir kavram. Yani antrenman modelinizin kuvvet ve esnekliği bir arada olması gerekiyor ki eklemin sağlığı adına bu çok kıymetli. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ne branş yapıyorsanız yapın. Kişi kickboks yaparak pilates yapmadan da hareket kabiliyetini, mobilitesini artırabilir eklemde, esnekliğini artırabilir. Yani illa pilates sadece esnetmiyor. Onu söyleyelim. Bisiklet binmek mesela, o da herhalde yardımcı olur mu? Bisiklet binmek tabii ki bir kardiyovasküler egzersiz antrenman modellerinden bir tanesi. Ama yağ şu şekilde böyle olur. Durmak hani problem yaratır mı? Onu evet. da merak ediyorum. Evet. Çünkü şimdi bacakları böyle çalıştırıyoruz ama onunla hı-hı. böyle hani böyle kullanırken. Hı-hı. Ama bir yandan da hani böyle bir omurg eğriliği kesinlikle sağlar doğru. mı çok fazla bisiklet bindiğimizde? Omurganız kuvvetli ve mobilse, yeteri kadar kuvvetliyse hangi branşı yaparsanız yapın. Problem yaşamayacaksınız. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Ama burada bir sistem var. Yani vücudun bir sistemi var. Ve bütün kas grupları eşit ve doğru şekilde kuvvetlendirilecek. Aynı zamanda esnetilecek kas grupları. Sonra ne istiyorsanız, hangi branşı istiyorsanız doğru seviyelerde yapabilirsiniz. Galiba esnemek hani hepsinin temeli anladığım kadarıyla. Kas kütlesinin artışı ve üzerine stretching esnemek. İkisi beraber. Ayıramam onların ikisini. Ayıramıyorsunuz. Komple, kesinlikle yok. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı sporla ilgili? Eklemek istediğim en önemli şey aslında çok mükemmel antrenman modelleri var ülkemizde gayet. Sadece doğru seçim çok önemli. Hani en başta konuştuğumuz şey şu. Kişi geldiğinde neye ihtiyacı var? Bunun tespiti çok önemli. Duruş bozukluğu mu var? Yağ dokusu mu fazla? Kas kütlesi mi az? Neyse problemi buna göre ilerlemek çok önemli. Kişiye zamandan kazandıracaksınız ve sağlığına bir şeyler katacaksınız en önemlisi. Yani sağlık mantalitesiyle spora bakarlarsa harika çok daha motive olurlar kesinlikle. Sevgili Yusuf Özden bizimleydi. Ben çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, rica ederim. Bilgilerden ötürü rica kısa ederim. Bir ara ardından tekrardan buradayız. Yaşam tasarımı uzmanı ve numerolog Banu Gözüm bizimle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün muhteşem bir konuyla beraberiz. Şimdi yaşam tasarımı konusunu ben çok merak ediyorum öncelikle. Yaşam tasarımı nedir? Yaşam tasarımı aslında kendi hayat hikayemden çıkan ve belli bir şeyleri artık değiştirme, o konfor alanından çıkma yönünde daha farklı neyi yapabiliriz dediğim anda hem iş tanımımı değiştirmek hem işimi yaşantımla beraber uyumlayarak aslında senkronize bir şekilde var edebilmek adına yaptığım bir çalışmaydı. Ve sonrasında aslında isim oluştu. Çünkü hepimiz bir kadersel plan üzerinde aslında bu hayata geliyoruz. Evet. Belli bir coğrafyaya, belli bir aileye doğuyoruz. Ve burada neyi daha farklı yapabiliriz düşünemiyoruz açıkçası. Hmm. Çünkü alışmış olduğumuz bir düzenle bu hayatı sürdürmeye başlıyoruz. Sonrasında işte beni sıkan ilişki, beni sıkan iş, arkadaşlıklar. Arkadaşlıklar. İşte bu çevrede sürekli artık kalmak istemiyorum, şehir dışına çıkayım demeler. İnsanlar aslında bir şeyleri biraz da hani o mahalle baskısı dediğimiz yönden yapmaya çalışıyor ama adım da atamıyor. Şimdi ben bir analiz sistemi üzerinde çalışırken bunu nasıl koçluk sistemiyle birleştiririm ve kişilere yol planı hazırlarımla başladım. Aslında bu sizin hani böyle şeyiniz mi, buluşunuz olarak evet. mı geçiyor? Öyle evet, mi? Patentli ve patent markası alınmış. Tabii telif hakkı vesaire alınmış. İçinde güzel. Birkaç sistemin olduğu ve bir birleşim haline geldi. Şimdi bunu aynı zamanda kişinin nefes seansları, nefesini kullanması, meditasyon çalışmalarıyla, imajinasyonuyla bunu koçluk çalışmalarında bir araya getiriyoruz. Ama şimdi ben daha çok böyle biraz daha zihinsel dönüşüm tarafındayım. Hı hı. Çünkü tamam bilinçaltı çalışmaları daha böyle spiritüel konular var ama ben herhalde kendim de birazcık analitik olduğum için kendi hayatımda neleri yaptıysam başkalarına da bunu yapabileceklerini öğretme taraftarıyım. Çünkü kimsenin bir işte terapiste, bir koça, bir mentöre bağlı kalmasını açıkçası istemiyorum. Çünkü Yaradan bize, hepimize
aynı bilinci vermiş. Eğer ruhsal anlamda ciddi bir hastalığınız olmadıktan sonra hepimizin aklı var diyorum. Bu öğretilebilir bir şey ve insanlar hayatını yeni gerçekliğiyle beraber tasarlayabilirler. Hmm. İşte bunu benim gibi yapan eğitmenler, koçlar bunu yapan, danışmanlık hizmeti veren arkadaşlarımla yoluma devam ediyorum. Çok bireysel danışmanlık hizmetleri veriyorum bu şekilde. Ama dediğim gibi hep ben bunu eğitimlerde de söylüyorum. Kendi hayatınıza bunu entegre edemezseniz bu sadece bir bilgi olarak kalır. Yani ben bunu kendi hayatıma adapte edebildiğim için bu yolla baş koydum diyeyim. Yoksa birçok öğreti hepimiz hani standart falanca koçluk, filanca eğitim, şu falan var. Ama herkes gibi olmak istemeyenlerle çalışma taraftarıyım ben açıkçası. Peki bu yaşam tasarımı olarak geçiyor. Evet. Peki yaşam hani böyle yani tasarımına baktırmak isteyenler hangi bilgilerini vermeli size? Öncelikle doğum tarihi, doğum saati. Saat de mi gerekli? Tabii gerekli çünkü içerisinde astrolojik bir takım veriler de var. Öyle enerji mi? Sistemleri var. Özellikle Çin astrolojisi var. Bu insan tasarımı analizi diye geçen sistem, biraz önce söylediğim gibi yaşam tasarımının içinde birkaç öğreti var aslında. Neler dolayısıyla var? Bunlardan bir astroloji. Tanesi insan tasarımı analizi. Onun da içinde astroloji sistemi var, çakra sistemi var. Ben birazcık numeroloji de ekleyebiliyorum danışmanlıklarıma. Çünkü kişinin şu an tamam bir kullanım kılavuzu var. Bir plan doğrultusunda gelmiş ama bu mesela bu yıl ne bekliyor? Onu neler bekliyor? Herkesin bununla merak ettiği şeyler. Bununla ilgili de numerolojik olarak da o kişinin aslında sayıları, isminden getirdiği bir takım şeyler ne veriyor? Bunları da yine merak edenlerle paylaşıyoruz tabii ki. Sentez olarak geçiyor anladığım kadarıyla. Evet, tüm bilgilerin karması bir yaşam tasarımı haline geliyor. Evet. Peki bunu iş hayatına uygulamamız mümkün mü? İş hayatı için geçerli mi? Zaten aslında benim çıkış noktam bu şekilde oldu. Öyle dediğim mi? Gibi kendime uyarlayabildiğim bilgileri başkasıyla paylaştığımdan dolayı mesela kendi hayatıma katamadığım hiçbir şeyi de yapamıyorum açıkçası. Bu benimle alakalı da bir durum olabilir. Çok severek, isteyerek çalıştığım bir işim vardı ve hayatımı bu şekilde kazanıyordum ve içinde bulunduğumuz o dönemki şartlarda birçok insandan daha üst seviyede kazanıyordum da severek de yapıyordum. Fakat belli bir noktaya geldiğinizde bu işin yeterli gelmediğini ya da aynı döngüde kaldığınızı hissedebiliyorsunuz. İşte bu genelde birçok insan için de böyle 40'lı yaşlara doğru oluyor. Bende de çok aynen öyle oldu. Aslında. Şu anda galiba bilinç daha fazlalaşmaya, farkındalık artmaya başladı. Evet. Çünkü ben şu anda daha fazla gençlerde bunu gözlemlemeye başladım. Ama hani yine de şu dönemde baktığımızda 30-35 yaş sonrası diyebiliriz. Ben de 40'a doğru oldu. Böyle o 37-38 yaşlarında onun kıpırtıları başladı. Ben bu işi yok yapamıyorum, galiba. İstemiyorum. Ve ben farklı bir şey yapmaya başlayayım diye. Tabii yani sanki nefes alamıyorum, boğuluyorum gibi hissediyordum. Ve ben nefes terapilerine başladım o dönemde. Sonra bir çıkış yolu ararken dedim ki bir dakika bir şeylerle karşılaştım. İşte analiz sistemiyle. Benim çıkış noktam o yüzden dedim. İş hayatıydı zaten. Yani sanki birisi gelsin bana desin ki Banu sen burada çok mutluydun ama artık madem değilsin gel bakalım şimdi seni buraya koyalım. Çünkü ben hatta geçen de aynı şeyi söyledim. Biz 24 saatimizin neredeyse 1/3'ünü işte geçiriyoruz. Kesinlikle. Ve işte yaşadığımız mutsuzluk bizim için çok büyük sıkıntı. Yani işinizde mutsuzsanız bu ailenize de yansıyor. İşinizi çok severek yapmıyorsanız paraya yansıyor. Paraya yansıdığında bereketi olmuyor. Dolayısıyla dedim ki ben niçin bu hayattayım? Ve şu anda evet tasarımımı yaşıyorum. Çünkü benim tasarımım şunu söyler. Sen bu hayata birilerine yol olmak için gelmişsin. İnsanlara yol planı hazırlamak için gelmişsin. Evet birçok alanda koçluk çalışmaları yapıyoruz. İşte hani ilişkiler de var bunun içinde ama ben daha çok işle ilgili mentorluk çalışmalarında daha kendimi iyi hissediyorum. Sanıyorum kendi hayatıma da uygulayabildiğim için. Kişi diyelim ki kadersel planında bu hayata öğretmen olmak için gelmiş.
Ama ailesi tarafından işte kendi isteğiyle belki ben de doktor olayım, doktor olayım diye çabalıyor. Tamam, belki de doktor oluyor. Ama belli bir yerden sonra... Öğretmen olma planı var çünkü kaderinde. Mutlu olamıyor. Veya kişi diplomasında doktor yazıyor ama akademik kariyer yapıyor, gidiyor tıp fakültesi öğrencileri yetiştiriyor. Hmm. İşte biz bunun aslında cevabını görebiliyoruz ama kişi... konfor alanından çıkmakta zorlanıyorsa burada işte zihinsel dönüşüm koçluğu devreye giriyor. Neler yapabilirsin? Kişiye kendisi, bak senin malzemen ne? Elimizde ne var? Senin planın ne? Bu planla, bu şu andaki durumunla neler yapabiliriz? Bunun planlamasını yapınca ben de çok keyif alarak çalışıyorum. Aslında biraz daha farkındalık sağlıyorsunuz kişilere. Evet, yani evet. Hani belki kişi dediğiniz gibi öğretmen veya doktor herkes olmak istiyor. Herkes her şeyi olmak zorunda değil. Aynen öyle, kesinlikle. Değil. Yani bu hayatın işte farklı, işte doktor, hani bizim çocukluğumuzdan itibaren doktor, mühendis, öğretmen falan böyle standart işler var ya. Ama öyle bir şey yok. Yani birileri teknik eleman da olması gerekiyor. Müzisyen de olabilir. Evet, ressam olması gerekiyor. Evet. Yani çok güzel sanatsal işler yaparak çok hani kazanç anlamında da çok güzel şeyler kazanan insanlar var. Ben hep şunu söylüyorum. Eğer keyif aldığınız bir işiniz varsa ve burada odağınız para kazanmak değilse para zaten otomatik olarak geliyor. Yani ben sadece kime katkı sağlayabilirim? Biraz oraya yönelmek gerekiyor. Yani ben Dilek'le çalıştığımda benim ona verdiğim bilgi ya da mentörlük neyse onun hayatında neyi değiştirecek? Bu şekilde düşündüğünüzde gerçekten çok farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Çünkü Dilek benden memnun oluyor. Dilek gidiyor Ayşe'ye söylüyor. Ayşe söylüyor. Fısıltı oluşuyor. Memnuniyet artıyor. Onunla, eğer şu taraftan, bir de bunun farklı yönü var. İşte bolluk, bereket, para, eğitimleri, workshoplar, şunlar bunlar var. Tamam. Hepimiz istiyoruz. Hele de bu devirde. Herkes mutlu, mesut, paralı. Tabii herkes takılsın. Param olsun istiyor ama. Param olsun, huzurum olsun ama. Bu öyle bir şey değil yalnız. Değil. Yani... paran olabilir ama onu keyifli tüketemedikten belki sonra... belki de mutsuz bir yerde o parayı kazanıyorsun. Hiç mutlu olmayacak kişi. Evet. O yüzden hep şunu söylüyorum. Çok keyif aldığım bir iş olsun. Yanında zaten para gelecek. Ama ben 5 kişiye şunu yaptım. Ha, oradan kişi başı şu kadardan bu kadar gelecek dediğinizde, ki yaptığım için biliyorum, gerçekten olmuyor. Olsa da kıymeti olmuyor yani. Evet. Bereketim olmuyor diyelim. Ya ruhunuzda çünkü hep açık bir yer var, oraya doyurmanız kesinlikle gerekiyor. Yani ruhun doğru malzemeye ihtiyacı kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Onu kesinlikle söyleyebiliriz. Öyle. Peki ilişkilerde yaşam tasarımını uyguluyor musunuz? Tabii ki. Şimdi ilişkide de şöyle bir durum var. Bir kişi ilişkiye bir şirket yönetir gibi bakabiliyor. Oluyor. Daha geleneksel. Bir kişi de özgürlük istiyor, değil mi? Diyor ki yani işte ben evlenmeyeyim, böyle devam edelim. Şimdi o iki kişinin hayata bakış açısını iyi algılayabilirsek, karşı taraf birbirini algılarsa, ya ben bu kişiyi seviyorum ama niçin sevdiğimi bilmiyorum. Ama işte ben evlenmek istiyorum, o evlenmek istemiyor. Şimdi bu iki tarafı birbirine anlatabilmek. Bak sevgili Ahmet, sen bu yüzden bu hayattasın. Partnerin de ilişkiye böyle bakıyor. Eğer onunla bir arada olmak istiyorsan onun gerçekliğini kabul et. Sevgili Ayşe, Ahmet böyle böyle düşünüyor. Sen burada ne taraftasın? Sen onu bu yönüyle kabul edebiliyor musun? Biraz iki tarafında birbirini görmesi, tanıması, bunu dengeleyebiliyor mu? Şimdi bazı insan şunu diyebilir. Yok kardeşim, ben bunu böyle kabul edemem. Yani bu buysa tamam, buraya kadar diyebilir. Ya da evet, ben vazgeçmek istemiyorum. Ben kendim de şurayı törpüleyim. Törpülemek diyorum. Çünkü değişmeyecek. Evet. Yani bu bireysel sadece seanslarda da aynı şeyi söylüyorum. Kişi diyor ki evet, maalesef ben bu huyumu biliyorum. İşte siz de söylediniz zaten. Bu da varmış. Benim analizimde çıktı. Ama ben böyle olmak istemiyorum. Diyorum ki bak, beğenmediğiniz yönünüzü törpüleyebilirsiniz. Beğendiğiniz yönünüzü yükseltebilirsiniz. Ama yani, altta olan ama kalacak. Kalacak yani 3 yaşında çocuğu değiştiremiyoruz.
değişmez. Hiçbir şey değişmeyecek. Bu biraz önce o yüzden söyledim. Malzemeyle, bu malzemeyle neler yapılabilir? Ne var elimizde? Elimizde ne var? Yani o yüzden diyorum, ruhsal sağlığımız yerinde olduktan sonra kendimizi ifade edebilecek durumdaysak her şey değişebilir. İlişkiniz de değişebilir, iş hayatınız da değişebilir. Burada tabii ki bir takım nüanslar var. Onları doğru konumlandırmak. Bunu doğru konumlandırdıktan sonra bence her şey mümkün diye düşünüyorum. Anladım. Peki nefes terapisi veya meditasyonların bizim için yani mucizevi tarafları nelerdir? Doğru bir şey mi bunu yani, yapmak? Nedir nefes terapisi? Ben hep şunu söylüyorum. İlla herkesin bunu %100 bir defa hepimiz nefes alıyoruz. Zaten nefes almasa nefes, bu hayatta evet, olamaz. Yaşam. İşte kişiler genelde şöyle başvurabiliyor. Ben doğru nefes almadığımı düşünüyorum. Evet, olabilir. Doğru nefes almıyor olabiliriz ama bu işin doğrusu da yok. Bu bir parmak izi gibi. Hepimiz ilk nefesimizle bir şekilde bu dünyaya geliyoruz ve onu sürdürmeye çabalıyoruz. Fakat işte egonun devreye girmesi, korkularımız, endişelerimizle beraber nefesimizi tutuyoruz. Mesela o korktuğumuz anda tuttuğumuz nefes bizim yazılımımıza kaydoluyor. Tıt 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 tıt. Böyle bir kayıt gibi düşünebiliriz bunu. Korku. Kaydoldu. Evet. Demek ki burada nefesini tutacaksın. Şimdi ben nefesimi tuttuğumu ilk tespit ettiğimde, ki nefes seanslarına başladığımda tabii o farkındalık, hep aynı yere geliyoruz ama farkındalık kazandığınızda nefesinizde de araba kullanarak, yani sürekli mobil çalıştığım bir işim olduğu için İstanbul trafiğinde arabada ve ışıklarda beklerken nefesimi tuttuğumu hissettim. Dedim ki niye tutuyorsun, bırak. Yani bir şekilde tamam nefes alıyoruz ama o kaliteli nefes değil. Şimdi benim çok sevmediğim ama doğru nefes diye tabir edeceğim. Peki biz neyi öğretiyoruz? Nefesi derin bir şekilde alıp karından, evet, karnımıza kadar indirip göğsümüzün bütün şu serbest bırakıp omuzları bir kendimizi rahat bırakarak aldığımız nefes. Şimdi bunun için %100 herkesin nefes seansı alması lazım, eğitimlere %100 katılması lazım demeyeceğim. Ben herkesten farklı herkesten olarak. Farklı. Çok güzel. Herkes şunu yapabilir. Bakın çok basit artık. Meditasyon müzikleri birazcık odağımızı evet, toplamak telefonumuzda için çok işe zaten yarıyor. Dolu yani. Artık bir yazıyorsun, uygulama çıkıyor, var. Evet. Meditasyon müziği yazın. 10 dakikalık bulun. Bir el göğüste, göğüs kafesinde. Sağ sol fark etmiyor galiba. Fark etmez. Öyle bir şey yok. Bir elimizde göbek deliğimizi bulalım. Göbek böyle deliğimizin iki parmak altı, yani karın bölgesinde. Gözler kapalı. Burundan nefes alıp burundan veriyoruz. Sanki ben hep bunu söylerim. Eğitimlerde, danışmanlıklarda da hiçbir şey yapamıyorsanız. Sabah uyandınız, işte eliniz yüzünüzü yıkadınız, güne başladınız. Bir şükredin önce. Evet. Sağlıklı nefes alabiliyorum, bu hayattayım, isteklerimi yapmak için bu güce sahibim, bugün şunları yapmaya niyet ediyorum. Tabii bu çok uzatılabilir, o detayları ayrı. Bunu yaptık. Şöyle bir temiz bir nefes alalım. Burundan al, burundan. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizi çocukluğumuzda doktora götürünce evet, aç o ciğeri, evet, hadi çocuğum bir nefes al. Nefes al. Bu değil. Bunu yaparsanız baş dönmesi olur. Ellerde ayaklarda karıncalanma olabilir. Biz bunu istemiyoruz. Sakin ve derin nefesler. Derin burundan alıp burundan vererek sanki içinizde bir çember varmışçasına. Bunu yavaşça çevirdiğinizde 10 dakika o meditasyon müziği ve zihin, şimdi trafiğe çıkacaksın, otobüse mi bineceksin, durağa şu sokaktan mı gitsen, bunlar gelecek. Maalesef. Ben meditatif olamıyorum Banu Hanım, bunları da duyuyorum. Bırakın olmayın. Zihni geliştirmek, kas geliştirmekle, benden önceki konuk arkadaş dinledi, evet, çok evet, güzel. Kas geliştirmekle aynı şey. Nasıl bir salona gidersiniz ya da bir hocayla çalışırsınız, bir böyle herkes anında kaslı vücut falan istiyor da öyle bir anda olmuyor değil mi? Tabii ki emek gerekiyor. Emek önce gerekiyor, her şeyde olduğu gibi. Ben işte meditasyon yapamıyorum, gözlerimi kapatıyorum. Başka bir şey geliyor aklıma. Kira hepimiz geliyor, faturalar geliyor. Evet, hepimiz bunu yaşadık, yaşıyoruz. Haklılar tabii ki yani. Ama bu geliştirilebilir aması mi? Aması var, evet.
Ama bunu her gün yaparaktan olabiliyor bu. Derin derin nefesler. Bırakın zihninize, onlar gelsin gitsin, bir sahile vuran dalga gibi düşünelim bunu. Gelecek ve gidecek. Gelecek ve gidecek. Gelsin. Biz o anda peki nasıl daha pozitife yönlenebiliriz? Ne yapmıştık? 2 dakika önce hayatımızda var olan her şey için şükretmiştik cepte. Olmasını istediğimiz şeyler için de şükredelim olmuşçasına. Ve meditasyonumuzu yaparken kendimizi bu sefer imajine edelim. Tatile mi gitmek istiyoruz? Farz-ı misal. Tamam. Kendimizi o tatil yerinde görelim. Evlenmek mi istiyoruz? Belki de böyle gelinlikle farklı hayal edelim, evet, gibi. Ya da örnekler hayatına almak istediğin o kişiyle beraber yanında gör. Onunla neler yapacaksın? Ev mi almak istiyorsun? O evin banyosunda duş aldığını hayal et. Mutfağında yemek yaptığını hayal et. Kendini o evin içinde konumlandırabiliyor musun? Zihin, o yüzden dedim, öğretilebilir bir şey. Zihnimiz gerçekle sahteyi ayıramıyor. Artık bu bilinen bir gerçek. Bangır bangır her yerde konuşuluyor. Her yerde yazılmış, çizilmiş durumda. O yüzden tamamen sakin, nefes bunu destekliyor. Neden nefes destekliyor? Nasıl nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz. Artık bu da son 10 yılın beylik lafı, her yerde söyleniyor. Nasıl nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle nefes alıyoruz. Ben de o zaman hep şunu söylerim. O zaman ya yaşantını değiştireceksin ya nefesini değiştireceksin. Çünkü ikisinden en azından birini değiştirebiliyorsan emin ol bir diğeri de arkadan gelecek. Ben de aynısını yaptım. Nefesimi değiştirince yaşamım da değişmeye başladı. O yüzden dedim, benim de kendi hayatımda önce nefesimi değiştirdim. Küçük bir çocuğum vardı o dönem, bana ihtiyacı olan, okuldan geldiğinde belki annesini evde göremeyen. Ama ya şimdi biraz önce çok güzel bir şey söylediniz, emeksiz yemek olamıyor. Şunu görüyorum eğitimlerde, ben eğitimimi aldım, telefonda genelde şunu söylüyorlar. Nedir? Ne kadar zamanda bitiririm hocam ben bu eğitimi? Bir daha dur, yeni başladık. Bir ayda belki bitirirsin. Belki de anlamayacaksın. Hayır, bir ayda bitirebilirsin. Evet. Hatta şunu diyen de oldu. Geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle 9 günlük bir bayram tatili vardı. Bayram tatilinde çok yoğun çalışıyorum. Bayram tatilinde ben bu eğitimi bitirebilir miyim? Evet, bitirebilirsin. Dokümanlarınla, videolu eğitimle her şeyi bitirebilirsin. Ama sonra. Ben de hep şu kafadayım. Sen bunu hayatına almadığın müddetçe hiçbir işe yaramayacak. Bunu deneyimlememiz gerekiyor. Dolayısıyla... Hani bazı şeyleri biz çabuk çabuk olsun istiyoruz. Hızlı hızlı. Sertifikamı da alayım. Rahat olayım ben bir. Bir rahatladım, sertifikam da var. Şimdi o yüzden diyorum, emeksiz yemek olmuyor. Bir yıl boyunca haftanın 2-3 günü ben akşamın 10.30-11'lerinde eve girdim. Bütün gün mesaim devam ediyordu. Sabah 8.30, akşam 6. 6'dan sonra gidip seanslara katılıyordum. Kendi nefesimi dönüştürmeye başladıkça zaten hayatımda dönüşmeye başladı. İşte eğer sen nefes terapisti olmak istiyorsan arkadaşım, zaten o nefesini değiştirdiğinde olacak. Sen şunu istiyorsan olacak. Ya da tersten gidelim. Böyle yap, nefesi yanına kat. Yani bütün seçeneklerimiz bol miktarda bulunuyor. İnsanlar seçsin diye. Yani zaten hep onu söylüyoruz. Bizim hayatta çok seçeneğimiz var. Doğru. Başlangıç tarihimiz var. Dün hatta onu söyledim. Diyorum ki üretim tarihimiz var. Bir de son kullanım tarihimiz var. Evet. Bu arada yapacaklarımız için de bir yollar var. Ve kısıtlı bir zaman. Zaten hayır, 20 yaşına kadar olanı hatırlamıyoruz. Bir de öyle de bir durum var. Bir de öyle bir durum var. İşte oradaki hani bir 20 yıl zaten yok. Ama 0-6 yaşta yüklemelerimiz, yazılım dedim ya, evet, yazılımlar. Oluyor ama hani bilinç olmuyor orada. Orada da bilinç olmuyor. İşte 30'a geriye biraz oluyor. Geriye arka plana atıyoruz. Bir şeyler yaşanmış. Hatırlamıyoruz. Aynen öyle oluyor. Ama bir şey oluyor. İşte ne oluyor? Ben buna bir para vermek istiyorum. Ay veremem. Neden? Çocukluğumda niye ben rahat para harcayamıyorum? Çok da güzel kazanıyorum ama elim titriyor. Bunu diyen bir danışanım vardı mesela. Travması var muhtemelen. Yani şunu dedi Banu Hanım, ben dedi çok ciddi bir para kazanıyorum. Her istediğimi alabilirim. Ama? İstediğim markadan alabilirim.
giriyorum mağazaya, alamıyorum. Neden? Çünkü işte çalıştığım iş yerinde insanlar şöyle giyiniyor, böyle yapıyor. Ben de istiyorum ama ona o parayı veremiyorum. Ki parası var. Var. Şimdi burada arka planda bir yazılım var. Evet işte. Orada belki bilmiyoruz, kişi de hatırlamıyor ama o tohumlar ekiliyor. Evet. Orada belki işte parayla ilgili bir kodu var, içine doğduğu ailede parayla ilgili bir şey var. Yani kişi o yaşantıyı değiştiremiyor parası da olmasa. Burada bunların farkında olarak, bunların üzerine konuşarak ve giderek artık bir şeyi bir defa hayatımızda dönüştürmek istiyorsak çok net, çok net. Neyi dönüştürmek istiyorsun? O arkadan zihin konuşacak. Hı hı. İşten ayrılmak istiyorum, kendi işimi kurmak istiyorum. Ben de kendi işimin patronu olacağım. Zihin böyle diyor. Şimdi bu ekonomik durumda evet. Kolay mı? Serbest iş yapmak, kirası var, faturası var, o su var, bu su var. Çocuğun okul parası var, ne yapacağım falan. Korku başladı. Sonra o arka plan diyor ki, evet ya gül gibi işim var, devam edeyim. Dediniz. Kendi kendime konuşmaya yaşarız ya. Bu sefer ego tekrar başlıyor. Bak gördün mü, cesaret edemedin. Yine yapamadın. Şimdi burada ikilemde kalıyor kişi. O zaman o konuşan da biziz. Ama çocukluğumuzda aldığımız işte o kodlardan dolayı konuşuyoruz. Peki ne yapalım? Zihin ne diyorsa aksine hareketler yapalım. Ve yaşam tasarımını o zaman hayatımıza uygulayalım i̇şte, diyoruz. İşte yani kendi hayatımıza uyarlayalım. Doğru. Aslında. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz için. Sevgili Balmı Gözüm bizimleydi. Haftaya cumartesi günü saat 10'da ekran başında olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.